Alo. Merhabalar, günaydın. Merhabalar. Başkentimiz Ankara'dan. Buyurun efendim, Evet. sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, hocama selamlarımı, Aleyküm selam saygılarımı kardeşim. iletiyorum. Hocam hayırlı sabahlar olsun. Sağ olun size de. Küçücük bir sorum var. Merak ettim, sizden yanıtını bekliyorum. Buyurun. Şimdi geçen Ramazan ayında hocam iftarı açtım. İşe geleceğim. Çok da sıkışık bir vakitte. Hemen evden çıkıp işe gelmem lazım. Yaklaşık 10-15 senedir de aynı muhitte oturuyorum. Genelde kısmen bütün insanları tanıyorum. Evet. Şimdi aracıma bindim hocam. Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Sizinle konuşmak gerçekten bizim için büyük bir gurur, şeref. Estağfurullah. Şimdi hocam aracıma bindim. Aracımı tam ısıtıyorum. Böyle sol tarafıma baktım. Böyle sakallı, böyle harap bitap bir şekilde düşmüş bir adam cama vuruyor. Döndüm, baktım, bir irkildim, bir korktum. Açmadım camı, arabayı da kilitledim. Yani hiç böyle birini görmemiştim kendi muhitimde. Yaklaşık işte 10-15 senedir oturuyorum. Neyse, adam biraz geri gitti. Karşıdaki araca yaslandı hocam. Beni oradan izliyor. Ya sürekli göz göze geliyoruz. Cama vuruyor sürekli. Böyle ak sakallı ama böyle bitik, yani adam her tarafı yırtık pırtık. Neyse dedim, hani yardımcı olurum belki. Açtım camı. Amcacığım buyur dedim kendisine. Yavrum dedi, beni camiye götürür müsün? Öyle deyince hocam dedim, amca ben işe yetişmem lazım. Amcayı camiye götürsem işe geç kalacağım. Çok kararsız kaldım. Bir de işin gerçeği, çok korktum. İşte bu acaba Hızır Aleyhisselam mı geldi? Dedim biri kamera şakası mı yapıyor? Bir yerden mi izleniyorum? Ne yapacağımı da bilemedim. Hangi Dedim vakit? amca ben, Hangi vakitte? hocam akşam işte Ankara'dayım. İftarı açtım. İşte 8 gibi, 8'den belki biraz daha sonra. Tam saatini hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. İftardan sonra. Evet, iftardan sonra bana dedi ki, yavrum beni camiye götürür müsün? Ya Evet. ben amcayı sırtımda bile götürürüm camiye. Hiç önemli değil. Ama o kadar günümüz çok değişti ki hocam, acaba diyorum kamera şakası mı var? Biri benimle dalga mı geçiyor? Hızır Aleyhisselam mı geldi? Adamın yüzüne bakıyorum. Her şeyi düşünüyorum o anda. Adam aksakallı böyle. Ama üstü başı yırtık mırtık. Ulan diyorum, bu kamera şakası mı var? Neyse camı açtım. Amca dedim, buyur dedim, 10 lirayı vereyim ben sana. Cebimden para çıkarttım söylemeye sahip hocam. 10 lira verdim. Amca buyur dedim. Bundan dedim, hani bir şeyler alırsan, ekmek alırsın, bir şey alırsan yersin. Bu sefer amca bana dedi ki, yavrum dedi, ben senden para istemiyorum. Beni camiye götürmeni istedim dedi. Bu sefer iyice yani irkildim. Dedim yani, hani biri benimle dalga mı geçiyor? Huzur Aleyhisselam mı geldi? İyice elim ayağım birbirine dolandı. Bir de sürekli cami cami deyince, o arada ben de oradan ayrılmak zorunda kaldım hocam. Bir sene geçti, hala aklımın bir köşesinde kaldı. Camiye götürmeli miydim, götürmemeli miydim? Niye Adamı götüremedin orada? ettim. Korkudan mı? Ya inanın korktum. Ben hiç korkacak da bir insan değilim yani, lüks olarak da hani öyle bir korkacak biri değilim de, acaba diyorum gökten zembille mi indi, Hızır Aleyhisselam mı, götürsem bir şey olur mu? İyice elim Ya. ayağım birbirine dolandı hocam. Gökten Korktum niye yani, işin insin Allah, gerçeği yoksa. yerden karşılaş. Yerde bir sürü insan var, öyle camiye gidecek arabası olmayan bir sürü Ya insan var. hocam çok çok haklısınız da, ben şimdi o kadar çok korktum ki direktmen ben şeyi düşündüm ya, Allah Allah diyorum, Hızır Aleyhisselam geldi, Ya Hızır biri beni olsa ne olacak? biliyor. Hızır sana ne yapacak, Hızır Aleyhisselam gelse? Şimdi bak, Hani böyle bir yok şey yok. var. Böyle bir şey Evet var. hocam. İyilik ayağına gelmiş, sevap almak için. Dolayısıyla o anda, ilk anda fırsatı kaçırmayacaksın. O anda hemen atla amca diyeceksin arkaya ya da yanına. Gel ben seni götüreyim ya da uygun bir yerde bırakayım dersin. Çünkü bazen yağmur yağıyor, bazen cebinde parası olmuyor insanın. Kısa mesafede kimse almıyor. Taksi tutsa taksiye binecek hali yok. Güvenilirse tabii, dediğiniz doğru, ama akşam karanlık, zifiri karanlıkta önünüzü 3-4 kişi kesmiş, yalnızsınız. O durumlarda tabii şimdi güvenilmiyor. Durmak belki daha tehlikeli. Ama orada bir piri fani birisi sizden yardım istemiş. Bu fırsat ayağınıza gelmiş. İşte o anda hemen sevap almak için hayır kapısını kullanacaksınız. Peki, geçmiş olsun. Bundan O korkulacak bir hayır şey kapısını yok. kapatmış mıyımdır hocam? Yok, orada o anda belki bir sevabı kaçırdınız. Bir dahakine inşallah alırsın. Öyle bir durumda. Vallahi bir Çekinmeye senedir bir şey aklımdan yok. çıkmıyor hocam. Evet. Fırsatı kaç. Allah kolaylık versin. İnşallah Sağ güzellik, olun. iyilerle karşılaştırsın. Amin. Sağ olun Peki, hocam. başka Ellerinizden sorunuz öpüyorum. var Saygılar mıydı? sunuyorum.
Hayırlı vallahi günler. Hocama çok çok teşekkür ederiz. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Ömer Döngeloğlu hocamıza da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aklımızdan çıkmıyor. Evet, evet. Kendisini de bu manada anmış olalım. Sürekli onun da videolarını izliyor. Kendisini de anlıyoruz. Allah rahmet eylesin hocamıza. Hocam ellerinizden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet. Sağ olun. Allah razı olsun. Ömer hocamı da andık. Rahmeti bol olsun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.